Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim kahvaltıda yapabileceğiniz çok güzel ve farklı bir tarif olacak. Özellikle böyle farklı tarifler, farklı lezzetler arayanlar için çok güzel bir lezzet olacak. Ben burada 3 tane büyük boy patatesimi haşladım, kabuklarını da soydum. Şimdi sıcağıyla hemen eziyorum. İyice püre haline getirebilirsiniz. Patateslerim beklerken birazcık soğudu. Aslında direkt çok sıcağıyla ezmenizi tavsiye ederim. Çok daha kolay olacaktır. Tamam. İçerisine tuz, karabiber, pul biber, birer çay kaşığına biraz daha az, 3 yemek kaşığı galeta unu ve 1 adet yumurta. Eğer ki arzu ederseniz içerisine birazcık da maydanoz ilave edebilirsiniz. Benim çocuklarım pek yemediği için şu an ilave etmeyeceğim. Şimdi bunları yoğuruyorum şöyle. Patatesiniz biraz soğuduktan sonra yumurtanızı katın. Yoksa bu sefer yumurtalarınız pişecektir sıcaktan. Biz iyice yoğurdum. Şöyle bir yağlı kağıdı tezgahımın üzerine seriyorum. Yanıma bir miktar da sıvı yağ aldım. Elimi yağlayacağım. Birazcık şöyle kağıdı da hafif yağlayayım. İyice yapışmasın. Yağlı kağıt ama gene de ben birazcık yağlayacağım. Şöyle bir avuç kadar alıyorum. Şöyle yanlıyorum ve bastırıyorum. Şöyle kağıdın üzerine alıp elim ara ara yağlayarak, İster kare, isterseniz de yuvarlak yapabilirsiniz. Bu şekilde hazırlayacağım. Ne kadar çıkarsa o kadar yapacağım. Boyutlarını aynı yapmaya çalışın. Üzerini kapatacağız çünkü. Böyle düzledikten sonra ben aralarına salam ve kaşar koyacağım. İsterseniz sucuk da koyabilirsiniz. Şöyle birer tane salam üzerine koyuyorum. 3 tanesini yapacağım. Diğer 3 tanesini üzerine kapatacağım. Birer tane de kaşar. Çok kenar kısımlarını vermiyorum ki çok taşmasın kızartırken. Birazcık yağlayacağım ki kapatırken elime yapışmasın. Şöyle alıyorum. Direkt üzerine kapatıyorum. Kenarlarını da düzleyeceğim. Önce bir kapatayım. Yavaş ve dikkatli alın. Açık yer olmazsa kaşarınız da taşmaz. Özellikle çocuklar çok severek yiyecektir eminim. Çünkü benim çocuklarım çok severek yiyor. Şimdi kenarlarını iyice bastırarak düzeltiyorum. Açılma olmasın. Açık yerleri varsa kapatın. Uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. Hemen altını yıkıyorum. 2 yemek kaşığı kadar, çok olmadan, sıvı yağ ilave ediyorum. Yağ ısındıktan sonra patatesleri içine bırakıyorum. Bir tarafı iyice kızarınca diğer tarafına da çevireceğim. O tarafını da kızartacağım. Kenarlardan kızardığını anlıyorsunuz zaten. Bunları çeviriyorum. Yavaş ve dikkatli yapın. Benim tavam biraz küçük geldi.
fazla ellemeyin. Kızardığını görene kadar ellemeyin. Bu tarafı da kızartıp alacağım. Her iki tarafı da kızardı. Kızaranları alıyorum. Alayım. Sizler de tam ayrıntılı iç kısmını da görün. Çok fazlasıyla büyük yapmamanızı tavsiye ederim. Büyük yaparsanız kızartmanız birazcık zorlaşabilir. Küçük yapmaya çalışın. Ortalama benim hazırladığımda bir 10-12 tane kadar çıkacaktır. İçini de şöyle açıp size göstereceğim. Ondan sonra videomu burada bitiriyorum. Umarım sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.